soracağım sizlere. Şimdi konuşacağız yine her hafta olduğu gibi farklı başlıklar bizimle birlikte olacak. Bugün siyaset, ekonomi, Hatay, Türkiye gündemi ve ABD. Ama ben istiyorum ki, bilmiyorum haberdar mısınızdır, Suudi Arabistan, hocam bir süredir üstü kapalı bir şekilde Türk ürünlerine, Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu aybaşı, Ekim başı itibariyle resmi hale getiriyor. Yani artık Türkiye'den bir ürün almayacak, Suudi Arabistan pazarı olmayacak artık. Bu Hatay için de büyük bir kayıp olacak. Dilerseniz bunu en azından bir girizgah olsun diye birkaç cümleyle ben okuyayım, bu haberi paylaşayım. Ardından bunun ne demek olduğunu, Hatay için ne demek olduğunu, ülke ekonomisi için ne demek olduğunu size sorayım. Lütfen. Şöyle, ihracatçıların görüşleri var. Şöyle deniyor, Suudi Arabistan en fazla ihracat yapılan 15. ülke konumunda. Türkiye'nin 3.3 milyar dolar ihracatı, 3 milyar dolar da ithalatı var. Türkiye'den giden ürünlerde ilk sırada mobilya var ki bu da Hatay için önemli bir başlık. Narenciye'nin yanında önemli bir başlık Hatay mobilyası. Bir süredir 2 yıl diye biliyorum, yanlış bir bilgi de olabilir. Üstü kapalı bir şekilde mesela giden ürünler limanlarda, gümrükte bekletiliyordu. Alma yolunda, ülkeye sokma yolunda bir takım zorluklar çıkarılıyordu. Bir takım problemler vardı yani bundan önce de ama resmileşti artık, resmi bir hal aldı. Ne demek bu? Ekonomi adına ne demek? Para adına ne demek? İşsizlik adına ne demek? Hatay adına ne demek? Ülke ekonomisi adına ne demek? Bir ülkenin başka bir ülkeye ambargo uygulaması. Şimdi hükümetler şöyle bir hata yapıyorlar. Halkın halkla olan yakınlığını, halklar arasındaki iyi niyeti, iyi ilişkileri hiç dikkate almadan bir takım siyasi yaptırımlar uygulamaya kalkıyorlar. Ya geçmişte yapılan dış politikada birçok hatalar var. Bu hatalardan bir tanesi de en son bütün komşularımız ve komşu olmayan diğer ilişkide olduğumuz tüm ülkeleri karşı safta bir araya gelecek, toplanacak şekilde yanlış adımlar atmak oldu. Yani iyi bir diplomasi yapılarak, diplomatik şekilde bazı önlemler alındıktan sonra bir takım işlerin yapılması gerekiyordu. Bu yapılmadı ve hiçbir denge gözetilmedi. Sonra o mesela Katar'ın Amerika ile Suudi Arabistan'la ve diğer ülkelerle, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan kavgasında bizimkiler hemen taraf tuttular. Gittiler Katar'a sarıldılar. Tabii paranın çoğu Katar'da. Ve Katarlılarla ilişkiler çok iyi. Bu şekilde Suudi Arabistan'a düşman olundu. Tabii Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı yaptığı bu olay hiçbir şey. Yani Yemen'e ne yaptığına bakarsanız, Yemen'i nasıl bir ateş yerine çevirdiğine bakarsanız, yani Türk ürünlerini almayacaklarmış. Almazlar. Yani Türkiye zaten sağdan soldan tokat diyor şimdi. Dolar kaç para oldu gördünüz. Yani söylediğim her şey günü gününe çıkıyor, oluyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi zaten ihracatın azalması. İhracat iyi bir darbe yemişti. Bir darbe de Suudi Arabistan'dan yiyecek. Hani şimdi akıllı bir Türkiye, akıllı bir halk ne yapar? 3 yıl mesela hacca gitme olayına son verir, kaldırır ortadan. Yani onun yerine denir ki işte İstanbul'daki Hazreti Muhammed'in sakalı gitsin, ziyaret edilsin falan, bulurlar bir şey. Yani nasıl eski müzeyi cami yaptılarsa, becerdilerse o camiye getirirler, onu, o şeyi koyarlar falan. Hani gidin onu ziyaret edin, gitmeyin Suudi Arabistan'a derler. O ihracattaki fark hemen kapanır. Yani bu ithalatı azaltarak, yani ithalat nasıl oluyor hacca giderek? Döviz harcıyorsunuz yurt dışında. Dışarıdan mal almakla aynı şey. Yurt dışına turist olarak gitmek. Dışarıdan turist gelmesi de yurt dışına mal satmakla aynı şey. Siz Suudi Arabistan'a gitmezse insanlar, gerçekten bilinçli bir şekilde,
hiçbir etkisi olmaz bu ticari olayın. Siz de başka zaten önlemler alacaksınız. Şimdi tabii dışişleri düşünüyordur Suudi Arabistan'a karşı ne yapılacak diye. Türkiye'de başka önlemler alacak. Ama bunlar tabii hoş şeyler değil, iyi şeyler değil. Bakın Türkiye'de son 20 yıldır bir Allah'tır, kitaptır, bir dindir, imandır gidiyor. Ve bu Türkiye dışarısındaki en güçlü İslam ülkelere baktığınız zaman hepsiyle kavgalı bir durum var. Yani herkes düşman. Yani bir tek bunda düşman değil. Kıbrıs olayında da bütün İslam ülkeleri Türkiye aleyhine. Akdeniz'de bir olay oluyor. Bütün İslam ülkeleri Türkiye aleyhinde. Yani ne olursa, dünyada nasıl bir gelişme olursa bir Türk düşmanlığı var. Yani bakın şeyler, Yahudiler bir deyim kullanırlar. Antisemitik diye. Yani Yahudi düşmanı olmak çok büyük, ayıptır, suçtur bilmem ne diye. Aslında şu anda dünyada büyük bir Türk düşmanlığı söz konusu ve Türk düşmanlığı gidiyor. Herkes yaptırımdan söz ediyor. Fransa işte uçak gemisi gönderiyor. Suudi Arabistan bunu yapmış. Birleşik Arap Emirlikleri işte Yunanistan'a uçak satacağım diyor. Yunanistan'ın şu andaki ekonomisi krizin eşiğinde olduğu ve Türkiye ile hemen hemen aynı durumda olduğu halde Yunanistan kalkıyor. Fransa'dan yeni uçak alacağım diyor falan. Yani hepsi bunların Türkiye'ye karşı yapılan şeyler. Birincisi şu, Türkiye gerçekten çok önemli ve büyük bir ülke. Biz 30 yıldır bunu söyleriz. Yani Amerika'dan bakıldığı zaman Türkiye'nin önemini, konumunu ve potansiyelini, yani Türk halkının gerçek gerek girişimciliği, gerekse üreticiliği, yaratıcılığı sayesinde çok önemli adımlar atılabileceğini ve çok büyük bir potansiyel olduğunu söylüyorduk. Bunu biz görmüyoruz. Bizim siyasetçilerimiz görmüyorlar bunu ama yurt dışındakiler görüyorlar. Türkiye'nin nasıl büyük tehlike olabileceğini ya da Türkiye'nin ne kadar fazla bir potansiyel olabileceğini görüyorlar. Ha peki bugünkü bu düşmanlıkta ve Türkiye'ye karşıt oluşta Türkiye'deki yönetimin, bütün sorumluluk Türkiye'deki yönetime ait. Yani Türkiye'de iyi bir dış politika eğer götürülmüş olsaydı bugün bu noktada olmazdık. Daha önce neden olmadı? Bakın 2000 yılına girdiğimiz zaman bundan 20 yıl önce Türkiye'de ne bir terör problemi vardı, ne bir dış politika problemi vardı, ne de çok belli başlı bir ekonomik problem vardı. Yapılmış olan planlar işliyordu, sonuçları alınıyordu. Zaten hükümet tam ekonomik olarak Türkiye'yi düze çıkarmaya çalıştığı anda Bahçeli çıktı, hükümeti bozdu. Yani o zamandan bu zamana gelişmelere bakarsanız bu kadar çok potansiyeli olan bir ülkede ne oldu, büyüdü? Bir tek şey oldu, beton döküldü her taraf. Her yer beton oldu. Çevrenize bakın. Yani ben bunu şunu diyorum, Türkiye'nin betonla, yani çimentoyla olan sevdası diyorum ya da böyle doyulmaz bir aşkı var çimentoya karşı. Her tarafı çimento yaptık. Her taraf rezil oldu çimentoyla. Onun dışında Türkiye'de ben başka hiçbir iyileşme göremiyorum. Dış ticarette de bir iyileşme yok. Ya bunların sonuçları şöyle tabii, ihracat azalacak. İhracat azaldıkça dış ödemeler dengesi daha da bozulacak. Dış ödemeler dengesi bozuldukça Türk lirasının değeri daha... Ya bir de şunu söyleyeyim size. Hani bazıları diyor ki biz maaşımızı dolarla mı alıyoruz? Dolardan bize ne? Ya dolarla fiyatlar birlikte hareket eder. Dolar yükseldikçe fiyatlar yükselecek. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatları kıyaslayın. Geçen seneki dolarla bu seneki dolar arasındaki yüzde olarak farkın aynısı çıkacaktır. Yani çünkü dolar reel olarak mallardaki artış, fiyat artışlarını ölçmenin bir yoludur. Bunun başka ikinci bir yolu da altın vardır. Yani bu şekilde Türkiye'de zaten dış ödemeler dengesi bozukken, cari açık varken, bu her gün artıyorken, şimdi bir de Suudi Arabistan. Tabii herkes bir tokat atacak, o öyle. Fakat sonuçta olay Türk halkına gelir. Türk halkı görecek. Halkımız görecek, insanımız görecek. Diyecek ha Suudi Arabistan sen bu... Ama bunu bu şekilde anlatmak lazım. Yani bakın burada şu anda Amerika'da bütün bayraklar yarıda. Amerika'nın her yerinde. Amerika'da bayraklar yarıda. Neden biliyor musunuz? Amerika'daki en yüksek mahkemenin çok önemli bir üyesi Amerikalı kadına haklarının alınmasında çok önemli etkileri olan bir hakimin, yüksek bir hakim öldüğü için bayraklar yarıda.
Amerika'da hiçbir zaman bir Suudi kralı öldü diye bayraklar yarıya inmedi. Yani kıyakçılığın sonu ayakçılıktır diye bir laf var. Yani size ne Suudi Arabistan'ın sultanının bilme kralının, bakın bayrakları yarıya indirdiğiniz, bayrakları yarıya indirdiğiniz Suudi Arabistan'ın kralının öldüğü için bayrakları yarıya indirdiğiniz ülke şu anda size ekonomik yaptırım uyguluyor. Hatay için çok zor bir şey bu. Yani bir tek tabii bu şeyle kalmaz. Mal almama işiyle kalmaz. Hatay'dan Suudi Arabistan'da çalışan çok insan var. Evet. Onun için onların işleri de şimdi tehlikede olacak. Zaten müteahhitlerin bütün işleri ya tehlikededir ya yok olmuştur. Sonuçları kötü olacak. Yani bakın şu olmaz. Dış politikada ve ekonomide şu hiçbir zaman olmaz. Ya biz bir şey yapalım, deneyelim. Sonuçlarına göre hareket ederiz. Böyle şey olmaz. Türkiye bunu yapıyor. Türkiye 20 yıldır bunu yapıyor. Bir şey yapalım, bakalım ne olacak? Olmadı, ya kandırıldık deriz, ya işte olmadı deriz. Tekrar yeni baştan. Dış politikanın geldiği durum budur. Bir stratejik bir planlama lazım. Ne yapılacak? Bir yani bizim dışişlerimiz çok bilgili ve çok iyi yetişmiş diplomatlardan oluşan bir orduydu daha önce. Yani bunları halledemeyecek ya da Türkiye'nin sorunlarını diplomatik olarak çözemeyecek bir ekibimiz yoktu. Ama bugün geldiğimiz noktada yani ekonomik tehlike yanında bir de güvenlik tehlikesi çıktı şimdi. Yani ekonomik tehlike var, işsizlik var, güvenlik tehlikesi var. Yani bu kadar fazla problem yaratmanın ya da bu kadar fazla problem yaratarak ilerlemenin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bir istatistiksel bilgi paylaşayım daha iyi anlaşılması adına hocam. Lütfen. 2017'nin ilk 8 aylık diliminde yani 1 Ocak 31 Ağustos tarihleri arasında 117,5 milyon dolar ihracatı varmış Suudi Arabistan'a. Hatay'ın sadece. 2020 yılının aynı döneminde ise 94,5 milyon dolara gerilemiş. Bu da %20'lik bir düşüş anlamına geliyormuş. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim size. Bakın o 90 milyon doların içerisinde neler var? Bir, işçi ücretleri var. İki, girişimci kârı dediğimiz iş adamının kârı var. Üç, kiralar var ödenen, bütün bu iş yerlerinin ödediği kiralar. Dört, bankalardan alınan krediler karşılığı bankalara ödenen faizlerin gelirleri var. Yani bütün bunları, bu böyle uzar gider. Bütün bunları dikkate aldığınızda her kesim şimdi bundan etkilenecek. Bundan etkilenecek ne olacak? Geliriniz azalacak. Dediğim gibi işçi çıkarmalar olacak. İşsizlik artacak. Ama zaten gerçek rakamlarla konuşulmadığı için Türkiye'de yani bundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Ama insanlar bunu yaşayacaklar ve bunun altında ezilecekler. Ne yazık ki bu böyle. Ne yazık ki doğru. Fakat dediğim gibi yani iş buraya gelinceye kadar yapılan hataların sonucunu yine halk ödeyecek. Yani siz seçiyorsunuz, oy veriyorsunuz. Ya bir bakın Allah aşkına. Yani oy vermeden önce bir bakın ya. Lütfen şu soruyu sorun kendinize. Ben mutlu muyum? Önce bu soruyu sorun. Ben mutlu muyum? Ha, mutsuzum. Neden mutsuzum? Benim gelirim neden yeterli değil? Bundan kim sorumlu? Bu soruları bir sorun. Şimdi o mutsuz olan insanların sayısı artacak. İşsizlerimiz var. İşsizlik artacak. Yani en önemli problem bence budur. İşsizliğin artacak olması ama onun dışında yani birinci olarak o etkilenecek olan işçi kesimidir. Çünkü en büyük pay onun olması lazım. Yani üretimde emeğe gitmesi lazım en büyük payın. Ama her kesim bundan etkilenecek. Hatay için kötü bir gün. Yani sonuçlarına katlanacağız hep birlikte. Yani şu anda Türkiye'nin gidip yeni bir ihracat pazarı arayıp yeni bir ihracat yapabileceği başka yeni bir ülke, yeni bir ortam da yok. Yani hani Afrika'ya göz dikmiştik. Afrika'da tamamen Çin'in hegemonyası altına girdi. O nedenle yani benim söyleyebileceğim bu konuda işler kötü. Sonuçlarına katlanacağız. Bakın ben kötümser bir insan değilim. Ben gerçekçi bir insanım. Yani hep ekonominin kötüye gidişinden ve kötü gelişmeler olucundan keşke haksız çıksam.
Ama dolar nereye geldi dayandı görüyorsunuz, dolar euro. Söyledik oldu, altın fiyatları söyledik oldu. Yani bu daha da artarak sürecek. Yani bir anda bir dökülme bekliyoruz. Bu Amerika'yı bekliyoruz. Şimdi Amerika'daki başkanlık seçimlerinden sonra ben ciddi toplumsal, sosyal olaylar da bekliyorum Amerika'da. Kavga gürültü de çıkacak, onu da konuşuruz. Yani şimdi Hatay zaten çok sıkıntılı bir durumdaydı. Yani gelen Suriyeliler nedeniyle zaten çok zor durumdaydı Hatay. Yani içme suyunun yetmemesinden tutun. Yani şimdi siz bir belediye olarak bir ilçeye 100 bin kişilik, hani ilçenin 70 bin nüfusu var. Bakıyorsunuz 15 yıl sonraya kadar 100 bin kişilik bir plan yapıyorsunuz. 70 bin kişilik ilçeye 100 bin tane adamı getirip dayıyorlar. Oluyor 170 bin. Bu kadar insana içme suyu nereden bulacaksınız? Böyle dertleri vardı Hatay'ın. Çok büyük problemler vardı. Sosyal problemler, ekonomik problemler. Onun üzerine bir problem daha eklendi. Ama ona katlanan, onu kaldıran Hatay bunu da kaldıracak. Yani Hatay'da bu halledilmez diye bir şey yok. Yani bizim insanımız meşakkatlidir. Bizim insanımız yaratıcıdır ve yararlı olan her şeyi yapar. Bu da halledilir. Ama neden? Neden olsun? Neden zarar görülsün bu kadar fazla? Niye sürekli fatura ödeyelim? Yani, demiyorum yani. Bu elektrik faturasını elektrik zammıyla, doğalgaz zammıyla da halledilecek bir şey değil. Bu dış ödemeler dengesi. Yani o dövize, o milyonlarca dolar, yüz milyonlarca dolar dövize, 90 milyon ya da 120 milyon dolar dövize dolar olarak ihtiyacı var Türkiye'nin. O dolarlar gelmediği için dolar yükseliyor. Yani yeterince dolar olmadığı için bir ülkede doların fiyatı yükseliyor. Yani o nedenle dolarda da bir arz talep diye bir konu var çünkü. Yani ne kadar fazla dolar arzsa ülkede, ne kadar fazla dolar girişi olsa dolar Türk lirası karşısında o kadar düşer, Türk lirası değerlenir. O nedenle Hatay için zor bir olay ama başaracağız, altından kalkacağız, yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi Hatay yeni yeni kendini toparlamaya başladı zaten Suriye'deki savaşın ardından, işte içeride ve dışarıda yaşananlar, hem kendi içinde yaşananlar hem ülke içinde yaşananlar. Bu bir büyük bir darbe aslında olacak Hatay için ama toparlanabilme yolları. Biraz daha konuşalım, belki biraz daha örneklerle bahsederiz neler olduğuna ya da neler olabileceğinden. Hem Hatay için hem de Türkiye'nin kaybettiği Suudi Arabistan pazarı için. Büyüme yolları mı dediniz Can? Yani sorduğunuz şey Hatay'ın... Toparlanma anlamında ne yapabilir? Hatay kendi içerisinde ne yapabilir ya da ne yapabilir? Hükümet bana, ne yapabilir? Evet, şimdi bakın Hatay'ın iyi taraflarından biri, Hatay'daki nüfusun içerisinde Arapça konuşabilen vatandaşımız epeyce var. Zannederim toplam nüfusun en az dörtte biri çok iyi Arapça konuşuyor. Şimdi hiç ilişkimiz olmayan, belki çok daha önce fazla ilişkide olmadığımız Arap ülkeleriyle hemen ilişki sağlamak gerek. Yani bu konuda belki Hasiyat ve Ticaret ve Sanayi Odası birlikte bir çalışma yaparlar. Libya'ya mesela, Libya'daki bizim şeyle nedir, gerçekten Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle Türkiye birlikte çalışıyor Libya olaylarında. Yani o ülkeye gidip mesela benim tanıdığım Hatay'dan gidip orada tatlıcılık yapan birkaç genç arkadaşımız var. Bu tür, yani Libya olur, Cezayir olur. Mesela Cezayir'le ilişkiler artırılabilir. Tunus iş yapılabilecek çok bir ülke. Yani Tunus'a mesela bir seyahat düzenlense, gidilse. Ama bakın bunu siz kalkıp Ticaret Bakanlığı'ndan falan beklerseniz altından bir şey çıkmaz. Çünkü biliyorsunuz Tunus Cumhurbaşkanı geçmişte çok kızdı, sinirlendi, bir şeyler oldu falan. Ama Hatay olarak mesela oradaki bir şehirle bir ilişki sağlanarak bu olabilir. Hani 100 milyon, 120 milyon dolar çok büyük rakamlar değil ihracatta. Türkiye'nin çok rahatlıkla altından kalkabileceği rakamlar. Yani bu gidişi siz şeye kadar götürün. Ta Fas'a kadar götürün. Mesela Fas'la ilişkiler daha fazla artırılabilir. Şimdi bizim Mısır'a bir gemiyle, Hatay'la bir gemi seferleri falan İskenderun'dan yapılması söz konusuydu. Bu olmadı. Yani Mısır'la zaten neredeyse savaşın eşiğine geldik. Fakat o gemiler falan duruyor. Ya bu gemiler falan kiralanabilir normal olarak. Ben yeni, fazla ilişki olmayan ülkelerle, Arapça konuşan ülkelerle, yani İngilizce de konuşulabilir. Tabii o kadar büyük bir olay değil.
bir takım yeni ilişkiler. Fakat bakın öyle kötü bir zamanda geliyor ki bu. Şimdi ben bir makale yazıyorum burada globalleşmeden geri dönüş üzerine. Bu yeniden CHP sitesinde de yayınlanacak, çıkacak. O zaman da şey yaparım, adresini veririm ya da size de yollarım. Orada benim söylediğim bir şey var. Bütün ülkeler içe kapanacaklar artık. Yani Amerika başladı. Çin'den bütün üretimi geri çekmek için adımlar attı. Şimdi diğer ülkeler de aynı şeyleri yapacaklar COVID nedeniyle. Fakat Türkiye'nin elinde şöyle bir imkan var. Türkiye'nin elinde hastalıktan daha önce haber olduğu için ve 1 milyon tane mesela bir ilaçtan stoklanmış falan ve COVID konusunda doktorlarımız, çok doktor kaybettik, çok şehit verdik ama bu arada COVID hastalığında da epey bir yol alındı. Yani onların deneyimleri nedeniyle, ölen insanlarımızın da deneyimleri nedeniyle. Bu tür bir COVID bağlantısı yaparak ya da sağlık hizmeti ya da ne bileyim işte maske bilmem ne falan konusunda bir ilişki sağlanarak belki yeni bir ticari şey yapılabilir, ilişki sağlanabilir. Türkiye'nin bir özelliği var. Bakın Türkiye'de var demiyorum her türlü üretim ama her türlü üretimi yapacak potansiyel var. Yani siz eğer karşınızdaki ülkelerin gerçekten hangi ürüne ihtiyaçlarının, pazarın neye ihtiyacı olduğunu bilirseniz bu pazarlarla, şimdi Hatay'ın iyi tarafı şu, bakın Avrupa'da, Avrupa pazarında ilk kavun Hatay'da çıkar. Çünkü en güneyi Avrupa'nın en güneyi Hatay'dır. Yani daha Hatay'dan daha güneyde Suriye var, bilmem ne var. Öbür tarafa bakarsanız işte şeydi, İtalya'ydı, bilmem ne, İspanya falan daha kuzeyde kalıyorlar. Şimdi bizim bir avantajımız var. Biz en sıcak, en güney yerdeyiz. Bu bir. İkincisi, çok iyi bir taşıma sistemimiz var. Yani kamyonculuk, hani eskiden gidiyorlardı, evlerinde yatıyorlardı, malları çürütüyorlardı o Niğde'de, Nevşehir'de falan şoförü. Artık onlar değil, ciddi taşıma şirketleri var ve Hatay'ın çok kamyonu var. Hatay'ın çok uluslararası belgeli kamyonu var. Onların birçoğunun Avrupa belgesi yoktur ama bu halledilebilir. Anlaşmalar yapılabilir, şey yapılabilir. Yani tarım ürünlerinde yeniden özümüze döner, çok erken turfandacılığı, erken turfandacılığı ama şeyde değil, seralarda değil, yer serasında başlayıp erken turfanda mal çıkartıp sevk ederek. Mersin mesela ilk limonu gönderirdi eskiden, enterdonat dediğimiz Avrupa'ya. Şimdi Mersin bu konuda toplantılar yapıyor. Onlar hatta bir toplantılarına ben de telefonla katıldım. Şimdi Hatay'da bunu yapmak lazım. Hemen bir oturup, bakın belediye başkanımız eğitimli bir kişi. Ve böyle bir toplantıya da başkanlık edebilecek bir kişi. İşte Ticaret ve Sanayi Odası, Hasiyat, efendim valilik temsilcisi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi varsa Hatay'da bir toplantı yapıp bir stratejik plan yapılması lazım. Nereyi? Şimdi siz Türkiye tamamını unutalım. Yani Türkiye ile bütün Türkiye'deki insanlarla beraber bir yerlere gidelim değil. Hatay olarak biz Hatay'dan bazı stratejik noktalar belirlemek lazım ve bu pazarlar üzerine çalışma yapmak lazım. Hemen oralara ortak bütçeden satıcı arkadaşlar gidip ciddi görüşmeler yapıp bu dönemde bakın tarım ürünlerine çok ihtiyaç olacak. Biz dünyada kıtlık da bekliyoruz. Bakın bizim tarlalarımız Amik Ovası boydan boya. Boydan boya buğday, mısır, pamuğu bir tarafa bırakın. Şimdi pamuk zamanı değil. Zaten ithal ediyorlar. Pamuk üreticisini de öldürdüler. Fakat gıda ürünü olan buğday ve mısır başta olmak üzere sebzecilik, yani Samandağ dünyanın en büyük sebzecisi, yani bu Türkiye'nin her yerinde sebze yetiştiriyorlar, meyve yetiştiriyorlar arkadaşlarımız. Yani bunun bir stratejik planlamasını, yani gerekirse kalkar ben de gelirim Hatay'a, bir oturalım, bir konuşalım, bir bakalım, dünya haritasını bir alalım önümüze, hangi ülkeler, oralara gidip etkili bir şekilde bir ilişki sağlayıp bu 120 milyon dolar yok olan ya da 120 milyon dolar olmayacak olan ihracatın yerine belki 300-400 milyon dolarlık yeni bazı bağlantılar yapmak. Ama dediğim gibi bakın şöyle, önce bir öngörü yapacağız. Yani bu dönemde 2021 yılında mesela önümüzdeki yıl
hangi ürünlerde, hangi ülkede kıtlık olacak, eksiklik olacak, mal boşluğu olacak, bunları öğreneceğiz. Ona göre üretim yapacağız. Böyle bir çalışma yapılması lazım. Ben bunu eski hükümetlere tarım sayımı yapılmasını, bu tarım sayımına göre tarımsal üretim yapılması önerisinde bulunurdum. Nasıl yapacağız bunu hocam? Derdim ki ya o zaman tabii okullar kapatılmıyordu. Her köyde okul vardı. Ya köydeki okullardaki öğretmenlerimizi görevlendireceğiz. Okul kapandıktan sonra 10 gün içerisinde o köydeki her bir çiftçinin kimler varsa ne kadar tarlada ne ektiğini. Ama yani bu şu garantiyi vererek, yani sana ne vergi çıkartacağız ne bir şey çıkartacağız. Bana gerçeği söyle, kaç dönüm ne ekiyorsun? İşte 40 dönüm şunu ekiyorum, 60 dönüm bu. Bütün okullardan, bütün öğretmenlerden bu bilgiler toplandığı zaman Tarım Bakanlığı'nda bir tarımsal planlama yapılabilecek. Şimdi bu yapılmadı Türkiye'de hiçbir zaman. Bunu biz Hatay'da kendi çapımızda yapıp önce şunu bulalım. Tarımsal üretim kapasitemiz nedir? Bu bir çıksın ortaya. Ondan sonra dünyada önümüzdeki dönemde çıkacak olan gıda eksikliği nerede onu tespit edelim. Hangi ülkelerde onları belirleyelim. Yani bunların hepsi Arap ülkesi olması gerekmiyor. Hepsi düşman olmadığımız ülke olsunlar yeter. Ya da yani kavga etmediğimiz, kaldıysa dünyada ülke, kavga etmediğimiz ülkelere gidip o ülkelere Avrupa'dan, Amerika'dan yani en böyle güçlü ülkelerden ya da gelişmiş ülkelerden bir şey beklemeden. Zaten benim her zaman söylediğim bir şey var. Gelişmekte olan ülkeler sırt sırta vermedikleri sürece, birlikte büyümedikleri sürece büyüme şansları yok. Bunu anlatabiliriz. Bunun tabii değişik yolları var. Bunu mutlaka iktidardan birinin yapması da gerekmiyor. Bazen birisi yapmaz, onun yerine siz yaparsınız. Yani önemli olan yararlı olmak, üretici olmak, yaratıcı olmak. Yani bunu olacağız, bunu yapacağız. Biz bu konuda görüşmeye hazırız. Yani ben her zaman yapılan bir toplantıya telefonla da katılırım. Hani şimdi Covid nedeniyle seyahat edemiyoruz ama gerekirse kalkır geliriz de, yani canımızda atarız, tehlikeye bir problem yok. Şimdi biraz o zaman da güzel, bunlar çok değerli çözüm önerileri elbette. Bekleyip göreceğiz ne olacak, ne gibi adımlar atacak bakanlık, hükümet buna karşı, bu mağduriyetin giderilmesi adına ne olacak. ABD konuşalım mı hocam biraz, ABD başlığına geçelim eğer eklemek istediğiniz yok ise bu başlığa. Tabii 40 günden az kaldı seçime, 38 gün sayıyoruz. Bugün gelen bir haber. Amerikan Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın son 15 yılda doğru dürüst vergi ödemediği kayıtlar ortaya çıktı. Hatta şöyle söyleyeyim, 2017 yılında $750, yani 5000 TL arkadaş şey ödemiş, vergi ödemiş. Ama bunu diğer ülkelerde ödemek zorunda kaldı. İşte Hindistan'dan tutun, her yerdeki binaları olan yerlerde ödediği vergilerle kıyaslıyorlar. Ve şu soru soruluyor bugün Amerika'da. Ya hani önce Amerika'ydı. Yani sen kendi ülkene vergi vermiyorsun. Sen neyin milliyetçiliğini yapıyorsun gibi bir laf çıktı ortaya. Bu etkili olacak. Onun dışında karşılıklı kampanyada karalama olayları aynı. Yani ben bugün şunu bir defa daha anladım. Ya kapitalist sistemde demokrasinin ölçüsü ya da demokrasinin gelişmişliği ne olursa olsun, sonuçta herkes seçmeni kandırma peşinde. Seçmeni kimi iyi kandır? İşte birini elini alıyor, dini kitabı sallıyor, öyle kandırıyor. Öbürü yalan söyleyerek kandırıyor. Yani herkes seçmeni kandırıp ben bir yetkiyi alayım da hani ondan sonra keyfime bakarım havasında. Şimdi Amerika'da da bunu görüyoruz. Daha az kötü olan seçimi kazanacak. Ve ben tekrar ediyorum, yani herkese de şunu söylüyorum. Donald Trump'ın çok şansı var. Çünkü üç şeyi yapacağından eminim. Birincisi, Türkiye gibi değil borsa. Amerika'daki borsayı manipüle etmek çok zor. Ama hiçbir borsa manipüle edilemez değil. Şimdi bazı kendisine yakın olan iş adamlarıyla görüşüp konuşup borsayı yükselterek
Bir kere Amerika'da Dow Jones dediğimiz borsa şu anda 129.000'den döndü. Bir iki kere 29.000'e kadar çıktı döndü. Şu anda 27.000'lerde. Onun 30.000 olması için bir çaba içerisine girecek. Bir kere çok iyi bir ekonomi göstergesi olarak borsayı göstermeye çalışacak. Öyle mi aslında? Değil. Yani Amerika'da şu anda 11 milyon en düşük söylenen rakam, 20 milyon en yüksek söylenen rakam işsiz var. Yani bunun da değeri %13,5'la %20 arasında değişen bir işsiz var. Ve işsizlere ne olacağı belli değil. 100 bin restoran kapatıldı. Amerika'da 100 bin restoran kapandı. Bu pandemi nedeniyle. Onun için ekonomiyi değil ama ekonomiyi göstermek için bir kere borsa tekrar itilecek. Ha ben o zaman ne öneririm? Borsayı eğer 30 binde görüyorsanız hemen oradan açığa satış yapın. Açığa satışa, elinizde olmayan hisseleri satın. Aşağıdan gider alırsınız, para kazanırsınız derim. Bunu yapacak bir. İkincisi, size daha önce söylediğim gibi Ekim sonunda aşı diye bir şey çıkacak ortaya. Korona aşısını bulduk, gelin olun diyecekler. İşte 10 dolarla 20 dolar arasında bir fiyata o aşı oluyor diye. Ben bugün birkaç Amerikalı arkadaşıma daha söyledim. Hepsi olmayız diyorlar. Ve yani hemen bir istatistik yapmışlar. Amerikalıların %60'ı bu aşıyı olmayız diyorlar ama aşı hazır çıktı diyecek, bu ikincisi. Üçüncüsü de hala cumhuriyetçileri, özür dilerim demokratları, cumhuriyetçiler olarak demokratları köşeye sıkıştırarak hala stimulus dediğimiz bu rahatlama nedeniyle halkın cebine yine para koyacaklarını, yani 1500 dolarla 2000 dolar arasında bir parayı yine dağıtacaklarını her aile, her kişiye vergi veren erkeğe dağıtacaklarını düşünüyorum. O olmasa bile diğer ikisi mutlaka olacak ve böyle bir çok güzel bir ekonomi gidiyor görüntüsüyle seçime girilecek. Trump'ın çok şansı var. Özellikle Biden'ın aday olması nedeniyle. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Yardımcısı Biden'ın, karşısındaki adayın yardımcısı, zenci kadın, zenciler tarafından tutulmuyor. Yani beğenilen, istenen biri değil. O çok büyük bir kayıp. Fakat burada da kemikleşme oldu karşılıklı. Yani bunu becerdi Trump. Yani bizden olanlar ve olmayanlar diye. Herkes cephelere çevrildi. Kim daha fazla seçmenini götürürse... Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Burada en fazla oy alan başkan olmuyor, seçilmiyor. En fazla eyaleti kazanan başkan oluyor. Biz ona elektoral oyları diyoruz. En fazla eyaleti kazanan, yani şöyle söyleyeyim size, 81 vilayet var. 81 vilayetin 41'ini alan seçimi kazanıyor durumu var. Oradan yine Trump'ın kazanma şansı yüksek. Göreceğiz. Tabii biliyor olsak, zaten %100 belli olsa ya da %100 biz biliyor olsak seçim olmaz. Yani sorarlar bize, biz söyleriz. Ona göre yeni cumhurbaşkanı olur. Seçim olacak. Trump'ın çok şansı var. Vaziyet bu. Ama bugün ortaya çıkan bu vergi vermemiş olma, adamın düşünsenize ne kumarhaneleri var, ne binaları var, ne kadar fazla, yani milyarlarca dolarlık mal varlığı olan, milyarlarca dolarlık emlaki olan bir adamın 750 dolar yani 5000 TL yıllık vergi vermesi, hani biraz bizim ülkede Cengiz İnşaat, Mehmet Cengiz'in durumuna benziyor. Yani bütün ihaleleri sen alıyorsun, her işi sen yapıyorsun ama vergi vermiyorsun. Bir de vergi borcun siliniyor. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Buradaki seçmen, Amerika'daki seçmen bunu görüp kızıp sinirlenecek. Sinirlenecek ama bu cepheleşmiş olma nedeniyle Trump'ın şansı sürüyor. Fakat son anda sıkışabilir. Salı günü akşam karşılıklı iki liderin çekişmesi televizyonda yer alacak. Onun izlenimlerini önümüzdeki hafta, önümüzdeki pazartesi tekrar görüşürüz, nasıl gittiğini. Ben size anlatırım sonuçlarını. Şu an fark ne? Aradaki fark? Aradaki fark valla şimdi o da çok enteresan. Kafa kafaya arada fark yokla arada %8 fark var arasında. Bayağı farklı istatistikler var. Benim tahminimi sorarsanız, yani gerçek olan nedir diye, çok az, birkaç puanla, 1-2 puanla Trump geride. Yani 2 puan civarında bir puanla geride olduğunu ben tahmin ediyorum. Onun için kafa kafaya giriyorlar seçime. Yani o son
bir hafta 10 günde ortaya çıkacak olan, şimdi Biden'la ilgili, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işleriyle ilgili falan olaylar çıkacak ortaya. Tabii Trump, şimdi önce Trump'la ilgili bir şey çıktı, işte bu vergiler çıktı. Şimdi karşı tarafın eksikleri çıkacak. Bütün bu çıkacak olan kötülükler, dediğim gibi en az kötülüğü ortaya dökülen seçimi kazanacak. Hani $750 vergi ödemiş, hani fazla, ama yasalara aykırı bir şey yapmamış. Yani kitabına uydurmuş, vergi ödememiş. Bunu tabii Amerikalı nüfusunun ne kadar idrak edecek? Bir de bazı şeylere inanmıyorlar kendi taraftarları. Mesela geçen hafta da bir laf çıktı. Geçen hafta çıkan lafta Trump'ın bir toplantıda, işte savaşlarda ölen insanlar için aptal bunlar, salak gibi. Yani hep bunlar size bazı şeyleri hatırlatıyor eminim. Böyle bir laflar ettiği ve tabii şimdi burada televizyonda çıkıp karşısındaki partide karşısında olanların adayları işte böyle şey söylenmez, onlar bizim kahramanlarımız, şehitlerimiz gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama ben bunu mesela sordum bir Trump taraftarına, inanmıyor, diyor ki yok diyor, bu yalan diyor, böyle bir şey söylemedi diyor. Yani gözü kapalı, böyle bir at gözlüğüyle herkes gidiyor. Göreceğiz. O niye? Bence Trump'ın hala çok şansı var. Bence daha fazla şansı olan Trump şu anda. Çünkü hükümette, yani hükümette olmanın avantajı var. Hocam o at gözlüğü niye var? Yani seçmende, vatandaşta bu neden kaynaklanıyor? Sadece söylemlerden mi kaynaklanıyor? Bizimkiler ve ötekiler diye ötekileştirme burada da oldu. Aynı şekilde, yani hani insanlar belli inançlarına göre suçlanarak, yani mesela hemen bir kara çalınıyor insanlar. Ha, bu liberal, yani bu şey çok gevşek, ya da sosyalist. Mesela sosyalist diyorlar insanlara, komünist diyorlar. Şimdi Amerika'da hiç kimse sosyalist değil Allah aşkına. Buradaki sosyalistler 50 yıl önce mahkemelerde, şeylerde, hapishanelerde çürüyüp öldüler. Yani burada sosyalist falan kimse yok. Ama böyle karşılıklı suçlayarak, şimdi kendisini seven taraftarları keskinleştirerek ortaya çıkan olayları böyle objektif bakmamalarını sağlıyor. Yani bu da size yine bir şey hatırlatacak, yani bir arada bir ilişki kurabilirsiniz. Ötekileştirme nedeniyle böyle insanlar at gözüyle yalnızca kendi liderlerini dinliyorlar, bakıyorlar. Bu o tarafta olduğu için karşıdakilerde de olmaya başladı. Yani karşıdakiler de o şekilde, yani tamamen her söylediği kötüdür, bu adam yaramaz bir adam diye bakıyorlar. Gerçekten iki tarafın da elinde koz var çünkü. Koz var. Mesela bugün duyduğum bir lafı söyleyeyim. Diyorlar ki, birisi yazmış, diyor ki Trump verdiği vergiden çok daha fazlasını hayat kadınlarına harcadı. Yani şimdi bu suçlama, buna tabii mail veriyorsanız siz gidip avukatınızı gönderip bazı hayat kadınlarına para verip ağızlarını kapattırdıysanız bu tür lafları da katlanırsınız. Yani onun için hani rahmetli Ecevit'in güzel bir lafı vardı. Yani devlet adamlığı da siyasette biraz erkekliğine sahip olmayı gerektiriyor derdi. Aynı durum burada da var. Yani geçmişi pek iyi bir arkadaş değil zaten. Zaten siyasetçi de değil kendisi temel olarak. Hani onun avantajları da olabilir ama dezavantajları da böyle sonradan sonra ortaya çıkıyor. Seçmen de, oradaki seçmen de sağlıklı bir psikolojiye sahip değil. Sandığa öyle gidiyor anlaşılan. Kesinlikle değil. Yani bakın buradaki bu hani zencinin öldürülme olaylarındaki yakma yıkma olayları hala devam ediyor. Mesela burada şeyde Portland şehrinde hala o olayın devamı, hala kavga sürüyor polisle oradaki ilericiler arasında. Hala bir kavga var. Fakat bakın, bunun buraya gelmesinin, bu kadar fazla kızgınlığa yol açmasının nedeni artık seçmenin de burnuna geldi. Yani bir yandan ülke dünyanın en zengin ülkesi ama doğru dürüst sağlık sigortasının ne olduğu belli değil. Öte yandan insanların, tamam işsizlik düşmüştü %4'e kadar falan ama aldıkları para, yani kazandığınız para o her sene işte %2, %3 artıyor ama fiyatlar hiç öyle %1,5 falan artıyor değil. Fiyatlar en az %5, %6 artıyor. Düşünün bu
bir 10 senede ne kadar büyük bir fark yapıyor. Yani insanlar rahat geçinemiyorlar. Üniversitede okurken almış oldukları kredi nedeniyle kredi borcu olanlar çok fazla. Bir doktor mezun oluncaya kadar 1 milyon dolar borçlanıyor. Şimdi bunun bir sıkıntısı var insanlar üzerinde. Bütün bunların üzerine bir de pandemi geldi. Onun sıkıntısı var. İnsanlar işlerini kaybettiler, evden çıkamıyorlar. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman insanlar zaten burunlarından soluyorlar. Ve bu durumda bu ruh haline gelmiş insanların gerçekten akıllıca, mantıklı seçim yapabilmeleri de çok zor. Yani şimdi insanlar da nereye oy vermeleri gerektiğini, yani iki tane aday var, ikisine de oy vermek kimsenin içinden gelmiyor. Yani millet bakıyor, diyorlar ki hangisine oy vereceğiz? Birçok insan bu durumda. Gençler, gelecekle ilgili hiçbir umutları yok. Amerika'daki gençlerin yaptıkları bir istatistiğe göre %70'i sistemden memnun değil. Gelecek, bakın Türkiye'deki gençler yurt dışında arıyorlar geleceklerini. Herkes yurt dışına kaçmaya gitmeye çalışıyor. Amerika'daki genç de ne yapacağını bilemiyor. Yani nereye gidecek yani? Dünyanın en gelişmiş ülkesindesin. Ama çocukların gelecekle ilgili bir umutları yok. Orada da mı bir Z kuşağı şey var? Aynen. Tabii. Kesinlikle var. Aynı şekilde. Aynı şey. Bakın ben tekrar ediyorum. Sosyolojik olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak ve toplumsal ayrışma olarak Amerika ile Türkiye arasında çok büyük benzerlikler var şu anda. Çok büyük. Ve mesela bu seçimden sonra şimdi çıktı şunu dedi başkan. Başkan Trump çıktı dedi ki ben bu dedi seçimi kaybedersem sonucunu kabul etmem. Çünkü iyi bir seçim sistemi değil dedi. Ondan sonra Demokrat Parti'nin de başkanı çıktı dedi ki lan burası dedi Türkiye mi dedi. Sen dedi nasıl böyle konuşabiliyorsun? Burası dedi bir demokratik ülke. Böyle bir şey söyleyemezsin dedi. Yani oraya da Türkiye'ye atıfta yaptı işte. Orada Suudi Arabistan'la, Kuzey Kore ile kıyaslayarak Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye değil, burası Amerika dedi. Yani şimdi benzer şeyler. Yani ikisi de demokrasi, ikisi de Batı ülkesi, ikisi de liberal, ikisi de serbest piyasa ekonomisinin olduğu ülke. İkisinde de seçimden sonra herkes seçimi kazananı sahtekarlık yapmakla suçluyor. Şimdi böyle bir ortamda demek ki bazı sorunlar ve bazı sorular ortak. Onun için hani böyle iyi bir kıyaslama yapılabilecek bir durum. Hani mesela şimdi iki lider otursa televizyonda ya senin ülkende mi daha çok sana şey yapıyorlar, çatıyorlar, benim ülkemde mi diye bir şey yapsalar, bir program yapsalar. Yani nasıl bir program olur ben çok merak ediyorum. Yani ilginç gelişmeler. Çok Amerika, yani bizim tanıdığımız, bildiğimiz Amerika'dan uzaklaşıyor her gün biraz. Buna şunu da ekleyin, 15 sene sonra nüfusun çoğunluğu burada Hispanik olacak. Yani artık beyaz Amerikalı şeyi, hegemonyası bitecek. O zaman ne olacak Amerika? Büyük sorular var. Yani bunların her biri bir sosyolojik çalışma konusu gerçekten. Hocam toparlayacak olursak şimdi bu benzerliklerle beraber geçtiğimiz programda da bahsettik biraz ama ekonomik anlamda bahsettik bizleri nasıl günlerini beklediğini. Biraz da sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda konu söyleyelim mi? Yani ne söyleyebiliriz? Önümüzdeki günlerde ne hissedeceğiz ya da ne düşüneceğiz? Şimdi bakın ben bir daha tekrar ediyorum. Ben çok kötü bir resim bekliyorum yıl sonunda, Aralık ayı itibariyle. Çünkü Kasım ayında ya da Kasım ayının sonundan Aralık ayı sonuna kadar, Aralık ayı içerisinde yeterli satış olmadığı takdirde bak Amerika'daki ekonomi %80 tüketim malları satışına dayanır. Yani %80 tüketime dayalı. Ya da nasıl söyleyeyim, %80 perakende satışa dayalı. Bu perakende satışında %70'i bir aylık dönemde yapılır. 26 şeyle Kasım'la 25 Aralık arasında, yani Noel gününe kadar bu arada. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere de ben tekrar etmiş olayım. Bakın yeni yıl Noel demek değildir. Noel Hazreti İsa'nın doğumudur ve 24 Aralık gecesini 25 Aralık'a bağlayan gecedir. 1 Ocak ise, yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan yeni yıl ise bundan farklı bir tarihtir.
Onun için milletin yılbaşı eğlencesi, zaten millet ağlıyor bütün sene, bir işte yılbaşında biraz bir iki tane dansöz seyrediyordu. Onu elinden almayın insanların. Noel'le Moel'le ilgisi yok onun. Noel 25. Şimdi o bir aylık dönemde, yani 26 Kasım'la 25 Aralık döneminde yapılan satışların beklenenden daha az olduğu ortaya çıkınca bir anda çökecek Amerikan hükümeti, ekonomisi. Yani normalde 20 trilyonluk bir gayrimilli hasıla yaratan Amerikan ekonomisi şu anda zaten 18 milyona düşmüş durumda. Yani %10'luk bir düşüş var. Bir dönemde, 3 aylık dönemde %32 kaybettik. Onu yıla yayın %10. %10 bekliyoruz yıl sonu itibariyle. Bir anda 18 trilyon dolara. Bir de bunun 16-17 trilyona düşmüş olduğu ortaya çıkarsa bir anda borsa çöker. Ve bir anda Amerika'da aynı 2009'da olan olay 10 yıl sonra olmuş olur işte, ya da 11 yıl sonra. En uzun resesyona kadar en uzun olan süreyi yaşadı. Yani bunu 11 yıla uzatabildi bu lider, şu andaki kişi. Geri atarak çok iyi bir ekonomi var görüntüsü göstererek bunu yaptılar. Fakat bu işin, yani bu mutluluk tablosu Aralık'ta bitecek. Bu bütün dünyaya yansıyacak. Türkiye'ye de yansıyacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yansıyacak. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin zaten bütün eksikleri döviz, yani döviz olmaması. Şimdi bu ülkelerde doğrudan yatırım dediğimiz yatırımlar, döviz bazında yatırımlar zaten azaldı ve yok olduğu gibi Hindistan, Brezilya ve Türkiye başta olmak üzere Arjantin, Venezuela zaten battı gitti. Bu ülkelerde, Türkiye'de bunların arasında, şimdi doğrudan yatırımlar, döviz gelişi durduğu gibi sıcak Amerikan doları da kaçacak ülkeden. Kaçar, durmaz. Her kriz ortamında her para kendi ülkesine dönmek ister. Bu kuraldır. Büyük bir döviz açığı, hatırlıyor musunuz o şeyde 2001 yılında, yani şey olanlar hatırlarlar, yaşları yetenler hatırlarlar. Bir anda döviz nasıl %60 devalüe olmuştu ve yıllık şey, gecelik faizler neye çıkmıştı? Şimdi o tür tehlikeler bekliyor Türkiye. Yani bunlar için önlem alınmadı bugüne kadar. Hala bir önlem yok. Yani benim söyleyebileceğim, arkadaşlarıma söyleyebileceğim bir zıplama, patlama olabilir. Altında da olabilir, dövizde de olabilir. Bu olur. Bu olursa Türkiye'de fiyatlar daha da artar. Zaten ya bugün, bu sene kaçıncı elektriğe ve doğalgaza zam yapıldı? Yani devletin bile fiyat arttırdığı bir ülkede, devletin bile zam yaparak, yani fiyat arttırdığı bir ülkede siz fiyatları zaten kontrol edemezsiniz. Çünkü arttırdığınız fiyatlar her şeye yansıyor. En kötüsü de tabii petrol. Petrolü ithal eden bir ülkeyiz ve çok fazla petrol tüketimi var Türkiye'nin. Bütün bunların etkisiyle ben yıl sonu itibariyle kötü bir resim görüyorum. Yani çok özür dileyerek bunu söylemek zorundayım. Ne kadar kötü? Çok kötü. Karanlık bir tablo. Resim tabii ne kadar olduğunu göreceğiz. Bunun sonuçları, bu ekonomik gelişmenin sonuçları Türkiye'de ne olur? Zaten Türkiye'de bir erken seçim bekleniyor. İşte yeniden Cumhurbaşkanlığı adayı olabilmesi için belli kişinin. Yeni bir erken seçim bekleniyor. Bir baskıyla, bir takım aritmetikler değişerek, bir şeyler olarak Türkiye'de siyasi sistemi zorlayacak ölçüde bir pahalılık, işsizlik ve sosyal rahatsızlık olacağını ben düşünüyorum. Bunu getireceğini düşünüyorum. Bakın bu yalnızca Türkiye için de değil. Türkiye gibi böyle birkaç ülke daha aynı duruma gelecek. Yani bu şekilde olan rahatsızlıktan çıkma yolu var mı? Var tabii. Yani olacak. Bu zaman alacak. Yani hemen bir günde düzelecek bir iş değil. Ama bu belli başlı, yani bakın belli bir ekibin, grubun yaptığı bir olay eğer sonuçta çok kötü bir yere giderse, o olayın düzelebilmesi için o ekibin gitmesi, değişmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok. Yani zaten ekip bunu becerebilecek olsa
bunu becerebilecek olsa şimdiye kadar bunu yapardı, düzeltirdi. Ama Türkiye'de ne iktidarın ne de muhalefetin bu işi düzeltecek durumu yok. Yani bu işi düzeltecek olanlar Türkiye'deki insanlar, Türkiye'deki akıllar, beyinler köşede bekliyorlar. Bekliyorlar. Sonuçta zaten olay onların üzerine yıkılacak, onların eline düşecek. Çünkü bu işin yetkilisi olan kişilerin ne yazık ki yeterlilikleri yok. Yani yetkililer etkisiz, etkililer yetkisiz Türkiye'de. Şu andaki durum bu. Onun için yani Türkiye'deki olayların çok hoşnutsuzluk boyutuna gideceğini ve ondan sonra yepyeni bir arayışla yeni bir siyasi resim çıkacağını Türkiye'de ben düşünüyorum. Benim öngörüm budur. Her zaman böyle mi olur hocam? Son sorum olsun. Bir cevap alayım. Bir siyasi problem beraberinde her zaman ekonomik krizi mi getirir? Her ekonomik kriz siyasi değişimi getirir. Dünyada hep böyle olmuştur Türkiye tarihi, dünya tarihinde. Her ekonomik kriz ne zaman 2001 krizi oldu? 2002'de hükümet kuruldu. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani daha öncesine gidin yine aynı şey. Hep bir beceremediği için, ekonomiyi götüremediği için ekip işi bırakmak zorunda kalır. Bir konu daha var bu durumda, burada. Bakın Türkiye'de çalışan kesim, eğitimli çalışan emekçi kesim, bütün yükü taşıyanlar bunlar. Cezaları da ödeyen bunlar, vergi cezalarına kadar olan. Bütün vergileri de ödeyen bunlar. Yani yaptıkları, aldıkları satışla işte Türkiye'de yani bir gün hesapları sizinle bir esnafın mal dükkan açmadan tutun elindeki parayı harcayana kadar üzerindeki vergi yükü %80'leri buluyor Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kesime siyasi olarak söz hakkı verilmesi lazım. Söz hakkı verilmesi lazım. Yani siz ekonomideki en fakir kesimle, en cahil kesimle yetkiyi alıp onları temsil ederek geliyorsunuz ama Türkiye'de faturayı ödeyecek olan o kesim değil. Türkiye'de faturayı ödeyecek olan kesim hangi kesim? İşte ayda 3 bin lirayla 10 bin lira arasında para kazanan ve vergileri ödeyen kesim. Şimdi bu kesimin siyasi tercihlerini hükümet yapmak zorundasınız. Aksi takdirde bu adamlara siz nasıl yükü yıkacaksınız da bunu ödeyin diyeceksiniz. Olmaz yani. Onun için ekonomik kriz yanlış siyasi tercihler nedeniyle ortaya çıkar. Yani kontrol edilemez. Yoksa ekonomik kriz zaten kapitalist sistemde her 7 ile 10 yıl arasında bir kriz olur. Yani bir resesyon olur, bir daralma olur. Ama siz bunu çok kötü yönetirseniz ne olur işte kriz haline gelir. Ya da bunalım haline gelir daha kötüsü. Bunu ortadan kaldırmanın yönü yeni bir ekibin gelip yeni bir program yapıp yeni yollar açmasıdır. Bunun başka bir çıkarı yok. Evet, belki önümüzdeki haftada o yeni ekibin kim olabileceği ya da siyasi partiler üzerinden ekonomi söylemleri üzerinden gideriz. Çok teşekkür ederim hocam yorumlarınız için. Rica ederim. Çok güzel bir hafta olsun. Az ölümlü olsun. Umarım barış içerisinde bitiririz haftayı. Ve bu Suudi olayından dolayı da bütün hataya geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, haftanın ilk gününde 28 Eylül Pazartesi sabahında bir ABD bağlantısıyla Profesör Doktor Ekonomist Akademisyen Profesör Doktor Ali Vural Cengiz ile bir bağlantı gerçekleştirdik. Birçok farklı başlığı konuştuk. Noktalıyoruz efendim. Yarın sabah yine aynı saatte Hatay ve bölgeye dair gelişmeleri aktarmak için sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.